Arkadaşlar merhabalar. Bugün ÖABT analizi nasıl çalışılır? ve Dört farklı yolla beraber ne yapalım? Biraz konuşalım. Şimdi arkadaşlar analizi siz de biliyorsunuz. ABT'de yaklaşık 20'ye yakın soru çıkıyor. AYT kısmı dahil. O parabol, polinom tarzı o AYT kısmı da dahil olmak üzere 20'ye yakın soru çıkıyor. Ve şöyle bir şey var. Analizi çoğu... iki öğretim matematikte, lise matematikte yapmak zorunda. Atıyorum mesela istatistik dersini es geçip analizi yapmak daha mantıklı oluyor. Ama analizi es geçmek biraz zor bir, sıkıntılı bir durum olur. 20 soruya yakın var. Peki şöyle bir şey var. Şimdi herkes analize nasıl çalışabilir? Yani çoğu kişi atıyorum nasıl çalışmışlar atananlar olsun ya da konu anlatımı kitaptan mı yoksa farklı bir yerden mi çalışmışlar? Biz doğru yerden ilerliyor muyuz? Doğru şekilde çalışıyor muyuz? Şimdi arkadaşlar ben dört tane farklı şekilde bir analize çalışma yolu göstereceğiz. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar dört tane yoldan birincisi sizin de tahmin ettiğiniz gibi analizin konularını eritmek bakımından dört tane yol. Birincisi arkadaşlar analizde konuları eritmek için YouTube'dan ders dinlemek. YouTube'dan ders. Zaten bunu e, siz de biliyorsunuz e, benim hocamdan. YouTube'da analizi baştan sona kadar anlatmışlar. konuları biraz daha hani güncel değil ama sadece biraz fazla öyle amşam hani yani eksiği yok fazlası var diyebiliriz. O yüzden YouTube'dan ders dinleyip analizin konularını ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Eritebilirsiniz. İkinci olarak söyleyeceğim şey ise YouTube haricinde. Ne arkadaşlar? Biraz daha büyük yazayım. Konu anlatımlı Kaynak arkadaşlar. Peki konu anlatımlı kaynak dediğimiz ne? Yani şöyle atıyorum sizin Pegem kaynağı kullanıyorsunuz. Pegem'de analizin işte çok değişkenli fonksiyonlardan başlıyor. Serilere kadar devam ediyor. Konu anlatımının sözel şekilde ifade etmiş. Onun haricinde sözel şekilde ifade etmesinin yanı sıra kare uygulaması var kendisinin. Kare kodunu girdikten sonra arkadaşlar onların hocası size e, o dersleri anlatmış oluyor hem konu şeklinde anlamış oluyorsunuz hem de e, hem video şeklinde anlamış oluyorsunuz hem de yazılı sözel şekilde e, anlamlandırmış e, analizden konuları eritmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Konu anlatımlı kaynakta. Direkt bunları şimdi geleceğiz birazdan. Üçüncü olarak söyleyeceğim şey ise e, meşhur olan şey bu dönem uzaktan özel hoca arkadaşlar bunu siz de biliyorsunuz zaten. YouTube'da da e, videolarımızda da konuşmuştuk bayağı uzaktan özel hocaların bahsinde. E, bu yani önceden de varlardı ÖABT odaklı ama şu pandemi döneminde ne oluyor? Daha fazla arttı uzaktan özel hocaya istek. E, bunu sadece ÖABT odaklı olduğu için bir de sistematik şekilde ilerledikleri için e, hepsi zaten sistematik şekilde ilerliyor da e, yani işte hani böyle şey olur ya normal öğrencilerde spor gibi Dersin kendi şuraya para vereyim de spora gideyim Bu da aynı mantık gibi. Yani bunlar da aynı şey. Bu da aynı şey aslında. E sadece konfor olanı biraz daha fazla. Tabi ücretli bu zaten. Şunun ikisinin ücretsiz olması daha önemli. Tabi ki kaynağa para veriyorsunuz ama öyle am parası da yok. Uzaktan özel hoca dediğim gibi arkadaşlar burada da analizin konularını ne yapabilirsiniz? Yavaş yavaş eritebilirsiniz. Dördüncü e, diyeceğimiz durum ise arkadaşlar, dershaneye gitmek olacaktır. Şimdi der diyebilirsiniz ki hani e, dershaneye şu dönemde gidemeyiz zaten. Ya yani Evet gidemeyiz zaten de ben e, onu sadece nasıl yani e, planınızda dershane varsa mevzu bahsinde... Konuşmuş olayın dedim arkadaşlar. E, dershaneye gitmekte şöyle bir durum var. E, atıyorum siz dershaneye gideceksinizdir. Dersiniz ki e, ben sadece temel atacağım bu dönem. E, Seneye zaten dershane başladığımda e, sıra sıra konuları düzenli şekilde ilerlerim. Onların sorularını çözerim. Haftalık denemelere falan girerim derseniz de. Dershaneye gitmek için de şu an mesela bu dönem dönemde e, temel atarsınız sadece. Temel atmak dediğim nasıl bir şey? Yani daha detaylı derin çalışmak değil de üstün körü yüzeysel şekilde bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başa dönelim. Ee, Youtube'dan ders dinledikten sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunu zaten hepiniz e, kime sorarsanız sorun. isterseniz atananların hepsine sorun. Bunu kesinlikle size söyleyeceklerdir. Youtube'dan ders dinledikten sonra yapacağınız tek şey o konu hakkında bol soru çözmek olacaktır. Yusuf'un dersi dinlediniz arkadaşlar, atıyorum türevden ilk konuyu dinlediniz ve o konudan o konuyu bitirdiniz. Çünkü öğrenci de şöyle oluyor, bu konuyu anladım diyor, yaparım diyor ama teste gelince yapamayabiliyor. Çünkü test harmanlanmış hali yani sadece o öğrendiği konu bahsinde e, ilerlemiyor, diğer konularla da ilintili olduğu için e, hepsini beraber ne yapamıyor, İlint, beraber ilerletemiyor. E, o yüzden de soruyu ne yapması lazım arkadaşlar, konu bittikten sonra çözmesi lazım. Konu. Yani konu bittikten sonra iki gün sonra değil. İşte ben yoruldum bugün konu beni bayağı yordu deyip de iki gün sonra ne yapmanız ne yapmamanız lazım? Test çözmemeniz lazım. Ha ne yaparsınız? İki güne yayarsınız soruyu. İlk gün bir test, ikinci gün bir test, üçüncü gün bir test diye ne yaparsınız arkadaşlar? Devam edebilirsiniz. Zaten bunlarda da aynı şekilde konu anlatımını çalıştıktan sonra ne yapacaksınız? Soru çözümü yapacaksınız. Zaten uzaktan aldığınızda da soru dershaneye gittiğinizde ne yapacaksınız arkadaşlar? bol bol e, soru çözmeniz kesinlikle ama kesinlikle gerekiyor arkadaşlar çünkü e, soru çözmezseniz büyük ihtimal ÖABT'le e, de karşınıza çıkan sorularla e, hiç görmediğiniz için yani tanıdık gelmediği için büyük ihtimalle yapamayabilirsiniz çünkü bütün ÖABT'le çıkan sorularında sonuçta bunlar yeniden şey olmuyor yeniden dizayn edilmiyor sadece bir sorunun farklı şekilde size sunulması oluyor yani siz soruları çözdükçe temelinizi sağlamlaştırmış Oluyorsunuz. ki Zaten soru çözümünde e, tekrar içinde çok faydalı. Onu da şimdi söyleyebilirim. Bol soru çözdükten sonra sorunuzu çözdükten sonra arkadaşlar konunuzu erittikten sonra konular böyle bir bir gittikten sonra güzel şekilde güzel şekilde gidebilir. Atıyorum e, çok değişkenli fonksiyonlar da özel tanımlı fonksiyonlar da özür dilerim. Özel tanımlı fonksiyonlardan başladınız. E, türeve kadar geldiniz. Böyle çok güzel de gidiyorsunuz. Konu konu işlemişsiniz. Konuları eritmişsiniz. Ama Konuları eritmişsiniz. Evet kendinizce bitiriyorsunuz. Bir hocadan sıra sıra konuları bitiriyorsunuz. Ama tekrar yapmadığınız sürece sizce ne kadar bitebilir? Yani ne kadar öğrenmiş olabilirsiniz? Hayır arkadaşlar. Tekrar yapmadığınız zaman iki gün önceki öğrendiğiniz konuyu bile unutma durumunuz var. Bakın çünkü beyinde nöron dediğimiz şeyler var vardır. Beyin yeni bilgiyle öğrendiği zaman şu nörondan şu nörona bir yeni bağlantı açıyor. Ve Bu bağlantı önce bir iplik gibi yani ince bir e, Nasıl desek ince bir e, bağdan oluşuyor. Ama ondan sonra siz buraya habire bilgi gönderirseniz arkadaşlar. Yani tekrarınızın yapma sebebi bu şu. buraya tekrar yaparsanız bu bağ kopmuyor. Yani Çünkü düşünseniz her yeni bilgi öğrendiğinizde e, kopmazsa beyin artık bir süre sonra çöplüğe döner. Ama siz bunun üzerinden gittikçe gittikçe ne oluyor? Bunun yeni bir nöron bağlantısı oluyor. Hem de e, artık bağlantının genişlemiş kalın olmuş durumuna geliyorsunuz ve bu konuyu unutmuyorsunuz. O yüzden tekrar arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle çok önemli. Kime sorarsanız sorun, kime giderseniz gidin. Bunun ilacı tekrardır der arkadaşlar. Önemli olan çok konu bitirmek değil. Özlü yani garanti konuları bitirmek. O konuları bitirip tekrarını yaptıktan sonra o konuları bitirmiş olursunuz. Tekrarını ama bu tekrar da bir defa yapılmaz arkadaşlar. Yeri gelir iki defa yapılır, yeri gelir üç defa yapılır. Ama tekrar kesinlikle yapılır. Atıyorum televizyon izliyorsunuzdur, alırsın soru bankasının yanına birkaç tane soru çözersin. Bakın bu da bir tekrardır. Bir tekrar yapmak için Aa, ben tekrar yapacağım planımda öyle demek de olmaz yani sonuçta. Dediğim gibi arkadaşlar şu an mesela tekrarınızı da yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Bakın tekrarınızı yaptığınız konuları yavaş yavaş bitirirsiniz arkadaşlar. Konular öyle... 3 tane analiz dersi 3 3 tane analiz olmasına rağmen konular öyle amşam pek bir şey değil yani değil derken konular tabi derin ama eğer süreçte devamlı çalışınca o konular ne yapıyor bir bir eriyor tekrardan sonra yapacağımız şey arkadaşlar deneme bu deneme ne zaman olacak konular bittikten sonra her hafta bir deneme artık tekrar ortadan kalkmış olacak tekrarın tekrarı denemeyle yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi hulasa konuşursak YouTube'dan ders dinleyebilirsiniz. Konu anlatımını kaynak alıp oradan video şeklinde çalışabilirsiniz. Uzaktan özel hocayla kendinizi ilerletebilirsiniz. Analiz konusunda dershaneye gidebilirsiniz. Temel atmak için de bu dönem çalışabilirsiniz. Şimdi bunların hepsinin dördünü verme sebebim şu şekilde arkadaşlar. Atıyorum ben size deseydim. Konu anlatımını kaynak kitapta çalışmak işte 20 kişi çalışmış 20 saat almış. Böyle bir şey olabilir arkadaşlar ama sizin burada kendinize uygun e, bu farklı dört farklı yoldan kendinize uygun olanınızı seçmek lazım. Bakın 100 kişi de konu anlatımlı kaynağa çalışıp kazanıyorsa siz girdiğiniz zaman da kazanma garantisi yoktur. Yani siz odaklanma durumu vardır. Atıyorum siz YouTube'da daha çok odaklanıyorsunuzdur dersleri hoca daha iyi anlatıyordur. Oradan devam edeceksiniz. Konu anlatımını okuduğunuzda anlıyorsanız, güzel şekilde ilerliyorsanız oradan devam edeceksiniz. Başkaları sizi ee, pek fazla şekilde ne yapmaması lazım etkilememesi lazım ırgılamaması lazım o yüzden burada hangi yol size uygunsa o yolu çalışabilirsiniz tabi başka farklı yollar da vardır o yolda ne yapabilirsiniz detaylı şekilde kendinize ilerletebilirsiniz ama bakın şu dördü değişkenlik gösterebilir ama değişkenlik göstermeyecek tek durum şu e, üç kare arkadaşlar her birindeki üç, bu durum bol soru çözmek tekrar ve deneme soru tekrar deneme soru tekrar deneme soru tekrar deneme eğer kazanmak istiyorsak arkadaşlar soru tekrar ve denemeyi kesinlikle ama kesinlikle yapmak zorundayız. Bakın şu dördünden hangisini yaparsanız yapın ama e, bunu dördünü yaptığınız zaman şu altındaki 3 durumu da yapmadığınız zaman hangisini yaparsanız yapın çalışmanız boşa gitmiş güm'e gitmiş olabilir arkadaşlar.